Evet. O adam benim işte. Sahneye çıkarken sen de diyen adam. Herkesin gözünde sakar olan adam. O benim işte. Ama bu gece her şey değişecek. Ben de rektör bey gibi sözü fazla uzatmak istemiyorum. Ama artık içimde tutamadığım, haykırmak istediğim şeyler var. Bugün onları söylemek istiyorum. Size Woody Allen'dan bir alıntı yapmak istiyorum. Adamın biri bir gün doktora gitmiş. Demiş ki, sevgilim kendini tavuk zannediyor. Onun için endişeleniyor. Doktor çok sakin biçimde cevap vermiş. Ona tavuk olmadığını söyledin mi? Adam hayır demiş, söyleyemedim. Neden demiş doktor? Adam demiş ki, çünkü onun yumurtalarına ihtiyacım var. Ya siz şimdi diyeceksiniz ki bu Zeki yine saçmalıyor burada, saçma sapan konuşuyor. Öyle değil ya, öyle değil. Benim de ilişkilere bakış tarzım bu. Korkuyorum. Endişeleniyorum. Ama o yumurtaları istiyorum. Geçenlerde bir abim bana cesur olmam gerektiğini söyledi. Ben hayatım boyunca birçok şeyden korktum. İnsanlardan, hayvanlardan, karanlıktan. Yani aslında şu anda korkuyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum ama Gonca, benim senin yumurtalarına ihtiyacım var. Ya şimdi böyle söyleyince tabii, ya çok doğru bir örnek olmadı ama. Peki, özet geç oğlum, hadi özet geç. Tamam Taylan abi, ne yapayım, zorluyorum işte kendimi, görüyorsun. Çok zor bir şeymiş abi bu ya. Gonca. Gonca. Ben hayatım boyunca sadece seni güldürmek istedim. Bütün şakalarımı sana yapmak istiyorum. Seninle bir ikili olmak istiyorum. Beni gören seni sorsun. Seni gören beni sorsun. Yani kar yağdığı zaman kahve içip film izlemek istiyorum. Gonca, ben seni seviyorum.